Obezite enerji alımı ile harcamasındaki dengesizlik sonucu sağlığı bozacak şekilde vücutta anormal miktarda yağ birikmesiyle karakterize bir enerji metabolizma bozukluğudur. Günümüzde çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalıklarından biridir. Ve çocuk ve ergenliğin %25-30'unu etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Obeziteyi belirlemek için vücut kitle indeksi değerlerini kullanmaktayız. Vücut kitle indeksi bireyin vücut ağırlığının boy cinsinden metrekaresinde bölünmesiyle saptanan bir değerdir. Erişkinlerde vücut kitle indeksi 25'in üstünde ise fazla kilolu, 30'un üstünde ise obez olarak kabul edilmektedir. Çocuklarda ise yaşa ve cinse göre hazırlanmış özel eğriler vardır. Ve bu eğrilerde 85. persantin üstünde ise çocuk fazla kilolu, 90. persantin üstünde ise obez olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca yaşa ve boya göre vücut ağırlığının hesaplanması, deri kıvrım kalınlığının ölçümü de kullanılan diğer tanı yöntemlerindendir. Çocukluk çağında obezite gelişimine yol açabilecek pek çok risk faktörü vardır. Ve bunlardan bazıları henüz anne karnında bebeği etkiler. Annede gebeliğe bağlı şeker hastalığı, karnındaki bebeği yüksek insülin hormonlarına maruz bırakarak yaşamın ileri evlerinde obeziteye zemin hazırlayabilir. Yine anne karnında kötü beslenme, çocukluk ve ergenlik döneminde obezite ile ilişkilidir. Örneğin düşük doğum ağırlığı ile doğan bebekler, büyüme döneminde hızlı kilo artışı gösterirlerse obezite ve diyabet yönünden büyük risk oluşturduğu gösterilmiştir. Obezitenin oluşumunda genetik faktörler de rol oynamaktadır. Araştırmalarda hem anne hem baba obez ise çocuğun obez olma riski %80 bulunmuştur. Yani ailede obezite olması çocuğun obez olması için bir risk faktörüdür. Bununla birlikte aileden bağımsız olarak da obezite bazı özel genetik hastalıkların bir parçası olarak görülebilmektedir. Son 20 yılda obezitede belirgin artışa esas sorumlu olan faktörler ise davranışsal ve çevresel faktörler olarak düşünülmektedir. Hızla değişen beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam şekli, sosyoekonomik düzeyin yükselmesi, şehirleşmenin artması, beslenme ile ilgili yanlış inanışlar, stres, fiziksel aktivite olanaklarının kısıtlı olması gelişmekte olan ülkelerde çocukluk çağı obezitesi için bir risk faktörüdür. Ailede obezite olması çocukluk obezitesi için sadece genetik değil, aynı zamanda çevresel de bir risk faktörüdür. Çünkü ailenin beslenme ve aktivite alışkanlıkları direkt çocuğun beslenme ve aktivitesini düzenlediği için obeziteyi geliştirmesinde bir risk faktörü olabilir. Çalışmalar fiziksel aktiviteye az zaman ayıran, bir günde 5 saatten fazla televizyon seyreden ve bilgisayar kullanan çocukların obezite açısından daha riskli olduklarını göstermiştir. Bunun yanı sıra çocukluk dönemi obezitesinin ergenlik ve erişkin dönem obezitesi için bir risk faktörü olduğu da bildirilmektedir.